faiz belası bize hep şu nasihat edilirdi Bankalar gibi haram işlenen mekanlara girmeyin girmek zorunda kalırsanız helaya girer gibi sol ayağınızla girip sağ ayağınızla çıkın O mekanda ruhunuz kabz olunacak olursa bedeniniz dışarıya düşsün Nereden nereye değil mi Artık bankasız hiçbir işlem yapamıyoruz Mazeretimizden bol bir şey de yok biz haramlara daldıkça, meşru alternatifler üretmek yerine, gayri meşruları meşrulaştırmaya gayret ettikçe, başımıza taş yağsa haktır. Bir de faize farklı kılıflar giydirip, adım adım meşrulaşmasına izin veren günümüz alimlerini gördükçe, küçük dilinizi yutuyorsunuz. Çocukluğumu geçirdiğim dağ köyünde, o günlerde bir köylüye banka nedir desek, %95'i asla bilemezdi. Ama bugün kredi borcu olmayan, cebinde çiftçi kartı, kredi kartı bulunmayan pek kimse kalmamış aynı köyde. Bugün ben kiramı elden ödeyemiyorum. Birileri bankadan ödemeye mecbur bırakıyor. İmtihanı bol, sorumluluğu ağır, vebali çok. Kısaca zor bir çağdayız. Bu halden mutsuz pek çok insan olduğundan şüphe yok. Ama pek çoğu bir değişim istiyor mu, bundan da pek emin değiliz. Faiz belası ve diğer haramlar hepimizi ve her yerimizi kuşatmış durumda. Mücadele etmesi gerekenlerin hali biz fanilerden farklı değil. Makam, mevki hırsı, gelecek endişesi, mideler ve dolayısıyla hücrelere istila etmiş şüpheliler, haramlar, zamanın ağır imtihanlarından. Virüs bir kere girmeye görsün, çıkarmak büyük maharet ister. Ne yazık ki o virüs girmiş. Allah Celle Celaluhu hepimizi ıslah etsin. İbni Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Faiz, 73 kısımdır, çeşittir. En hafifi, kişinin annesiyle zina yapması gibidir. Hakim. Hakim rahmetullahi aleyh bu hadisin sahih olduğunu belirtmiş Zehebi de rahmetullahi aleyh ona muvafakat etmiştir. Kemal Özer Gerçek Hayat Ocak 2020 31 Ocak Mevlana takvimi